stüdyomuzun dışındaki sohbetlerimiz devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Bakalım bu sefer nereden sesleneceğiz sizlere? Hayatla Beraber ekibinin ülkemizin doğusundaki gezintisi sürüyor. Evet, bu kez Doğu Anadolu bölgemizdeyiz. Bu yörede Harput Kalesi ve özellikle yüreği mert insanıyla meşhur Gakkoşlar Diyarı Elazığ'ı ziyaret ediyoruz. Şehre iner inmez hiç vakit kaybetmeden bölgenin ekonomik açıdan can damarı olan organize sanayi bölgesine geçiyoruz ve bu değerli sanayi bölgesinin yönetim kurulu başkanı Suat Öztürk'e misafir olarak kendisiyle Elazığ'ın gelişen ekonomisi hakkında keyifli bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Başarılı yönetici mikrofonlarımıza önce çalışma hayatıyla ilgili deneyimlerinden bahsediyor. Elazığ Organize Sanayi Yönetim Kurulu'yla kendi üreticilerden teşekkür etmiş bir yönetim kurulu. Geçmiş dönemde müteşebbis heyetti. 2010 Ocak ayından itibaren kendi yönetimini oluşturarak faaliyetlerini burada gösteriyor. Evet. Burada tabii Elazığ'da tecrübe bir birikimle gelen bir insanım ben. Hem bu organize sanayide yatırımcı, sanayici bir aileden gelen ve kendi işletmelerim olan bir firmanın sahibiyim, ortaklarından bir aile şirketi. Hem de yıllarca Elazığ Ticaret Sanayi Odası'nda 15 yıl gibi aralıksız 2009 başına kadar bir görev yaptım. Elazığ'ın sanayisini, sanayideki problemlerini, sorunlarını, altyapılarını, nasıl bir vizyona kavuşması lazım, önündeki 2023 hedeflerinde ne olması lazım, bunları iyi bilen bir insanlardan biriyim Elazığ'da. Elazığ'ın sorunlarını, bir de üreticinin sorunu, çalışanların sorun problemlerini bilen bir insanım. Bu doğrultuda da 2010 başından itibaren o Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı'ndan sonra arkadaşlarım burada oluşumuyla bizim burada bu göreve gelmemizi istediler. Onların da teveccühüyle biz bu görevi o tarihten beri 3,5 yıldır aşağı yukarı bu görevi yapıyoruz. Organize sanayi bölgesinin sloganı girişimciler Elazığ'a yatırım yapmaya değil para kazanmaya gelsinler sözünü hatırlatan Suat Öztürk, bölgemize hatır için yatırım istemiyoruz diyor. Organize sanayide riskler aldık ve ciddi risklerle organize sanayi Elazığ'da, gerçekten Elazığ organize sanayi Türkiye'de ses getirebilen bir organize sanayi haline geldi. Biz zaten bir sloganımız var bizim ekiplerimiz, çalışan ekibimizle beraber. Yani Elazığ organize sanayiye yatırım yapmaya değil, para kazanmaya gelsinler diyoruz. Öyle yatırım mi? Yapan insanlar kazanmak için gelsin. Yani hatırla gönülle yatırım istemiyoruz. Hem kendi müteşebbislerimizden, Elazığ'ın içindekilerden, hem dışarıdaki müteşebbisler, yabancı firmalarımızın buraya gelirken mutlaka iyi vizbiteler ve bizim önereceğimiz vizbitelerle beraber burada kazanmaya gelmelerini istiyoruz. Hatırla yatırım yapılmaz. Bir yatırımcı mutlaka gittiği ülkenin neresi olursa olsun vizbitesini iyi yapar ve kar edeceği yere gider. Kimse parasını götürüp de kar etmeyeceği yere yapmaz. Bunun örneklerde ulusal vakıf firmaları biliyorsunuz, Elazığ'da gezdiniz görürsünüz. Birkaç tane ulusal firmalar var. Bu firmalar öyle hatır için gelip Elazığ organize sanayiye yatırım yapmazlar. Organize sanayi bölgelerinde demiryolu lojistik merkezi kurduklarını belirten Öztürk, bölgelerinin altyapı ve ulaşım kolaylığından da bahsediyor. Türkiye'de hiçbir organize sanayide fazla olmayan, yani 300 küsür tane, 360 tane falan organize sanayi var Türkiye'de istihdamlarla beraber. 4 tane organize sanayiden demir yolu lojistik merkezi var. 4 tane de. Bu 5. biz kuruyoruz. Yani inşallah 7. ayda falan faaliyete geçecek. Bu ne demektir? Yıllık bizim taahhütümüz Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'nün 350 bin ton taahhüt etmişiz. Yıllık. Ki bunu çok aşacak. %40 ile 45 navlon maliyetlerinin düşmesi demek. Ulaşımda, altyapıda o sebebin hiçbir problemi yok. Yani internet sistemlerinde yok, altyapı sosyal tesislerinde yok, yollar mükemmel, doğalgazı mükemmel, fiber optik tesisleri, internetle ilgili kurulmuş hızlı bir internet var burada. Şehire 15 kilometre, bir taraftan 15 tarafa, bir taraftan 8 kilometre yeni açılan yolla. Havalanına 1,5 kilometre, karşımızda hemen havalanı. Yani İnsanlar diyor mu, İstanbul'dan evinden çıkıyor, Yeşilköy Havalanı'na gidiyor, Atatürk Havalanı'na gidiyor. 1,5 saat sonra burada. Sabah 9'da iş başında. Akşam saat 3'ten sonra, öğleden sonra 3'ten sonra gece 11'e kadar uçak var. Hangi saatte istiyorsa o saatte gitsin. Günübirlik gelip giden arkadaşlarımız, uzmanlardan, ekiplerden, patronlardan. Yani
Öyle bir imkanı var organize sanayinin. Bir organize sanayi insanlar geldiği zaman yalnız arsayı yahut yatırım fabrikasını görmemesi lazım bu bölgelerde. Sosyal etkinliklerini de görmesi lazım. Çok iyi bir kere bu bulunduğumuz mekan eskiden yapılmış binaları restore ede çok iyi bir idare binası ve ofisini oluşturduk. Yani bu ofis modern tabii modern bir ofis ve her hizmeti veren bizim hukuk müşavirimizden tutun da devamlı olan hukuk müşavirimiz. Personelimiz avukat olarak personelimiz. Onun dışında danışman kurulu ekiplerimizde, üniversiteyle, işbirliğiyle, sanayici üniversite işbirliği ofisleriyle, personelimizle, çalışanlarımızla, müdürümüzle, yönetimimizle çok iyi bir kadro oluşturduk. Ben burayı teslim aldığım zaman 11 tane, 12 tane personelimiz vardı. Şimdi 44 tane personelimiz var. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, bölgenin sadece yatırım yeri değil, sosyal bir merkez olduğunu da anlatıyor. Biz burada çok ciddi olarak bir hiçbir yerde olmayan belki gelip gördüğünüz restoran var. Eski binayı verdik birisine, bir yatırımcıya. Taahhüt verdik, her şeyi altına imza attık. Aşağı yukarı 2,5-3 milyon yatırım yaptı, çok güzel bir restoran yaptı. Onun arkasında çok güzel bir konferans salonu yapıyoruz. İnşallah ikinci geldiğinizde belki hiçbir organize sanayide böyle olmayan 550 kişilik çok modern bir konferans salonu. Elazığ için hizmet verecek bir konferans salonu. Yine yasayla mevzuatla iş hekimliği ve iş güvenliği ile ilgili ciddi manada yasalar çıktı. Üreticileri, sanayicileri zorlayacak ve maliyetler getirecek unsurlar var. Organize sanayilerde yasayla yetki verdiler. Böyle bir ofis kurarsanız size yetki veriyoruz. Bu işleri size yapın. Şu anda önümüzdeki hafta tahmin ediyorum açılacak. 500 aşağı yukarı doktoruyla, iş güvenliği hekimliği, iş yeri hemşiresiyle ciddi bir ofis oluşturuyoruz. Organize sanayi bölgesinin bu denli gelişiminin büyük oranda kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştiğinin altını çizen başarılı yönetici, bölgeye özellikle sosyal yönde yaptıkları yatırımları anlatıyor. Şunu söyleyeyim, biz dediğim gibi Norda ile ilgili bir tek Fırat Kalkınma Ajansı'ndan 560 bin lira bir hibe kullandık. Onun dışında tamamen öz kaynak. Tamamen buradaki yatırımcıların katkılarıyla, yani ne nasıl katkı? Bizim burada gelir kaynağımız yasa gereği bir tek aidatlar var. O çok cüzi bir rakım bizim personel giderlerimizde. Bizim burada arsa tahsislerinde kanun gereği bir katılım bedeli alınıyor tespit edilen rakamlarla. Biz şimdi onu biraz sonra gelecek yeni dördüncü bölgeye açıyoruz. Orada da bu katılım bedelleriyle geçmişte alınan katılım bedeliyle bu sosyal testlerin yapımından olan yenilerle ilgili de alınanların rakamları farklı oluyor. Yerlerden biraz daha yüksek alınarak geçmişten alınanları da telafi ederek herkes buradaki sosyal testlerin ortağı. Buranın mülkiyeti, bu sosyal testlerin mülkiyeti organize sanayideki iş adamlarının burası. Tabii tapulu balı o sebeple. Yani buranın bütün kaynaklarını, buranın yatırım devlet zamanında da mesela bu birinci bölgede bu sosyal testleri binalarını devlet kredisini verdi, yapıldı ama borcunu, parasını müteşebbis ödedi. Yani burası onların. Şu andaki bizim buradaki modernizasyon ve restorasyon ve çevre düzenlemeleri çalışmalarının parasını da tamamen buradan aldığımız için neyle alıyoruz? Paramız yetmiyorsa kredi kullanıyoruz. Genel kurulda bize yetki vermişler, kredi kullanıyoruz. Krediyi de belli bir ölçek içinde geriye ödemek şartıyla bunu da ödüyoruz. Herhangi bir finansmanda bir sıkıntımız yok bizim. Ve ciddi manada şu anda bir çok ciddi bir cami yapıyoruz mesela. Bir konferans salonu yapıyoruz. Diğer buradaki aktivite, garaj yapıyoruz. Araç gereç yönden güçlü itfaiyeyi kurmuşuz. Hepsini tamamen kendi teşekkülümüz. Bunlarla aşağı yukarı bizim neresine olsa çevre düzenleri ve yeni yolların yenilenmesi şu ana kadar yapmış olduğumuz şu 3,5 senenin içinde aşağı yukarı 6-6,5 milyonluk yatırım yapmışız biz. Elazığ organize sanayide dağ, bayır, yeşil alan, fabrika çevresi, imarda koyulmuş olan yeşil alanların hepsini yeşil alan yapmışız. Bir tanesini çöplük alan olarak göremezsiniz. 3,5 yılda 67 bin tane ağaç ekmişiz o sebebi. Bu küçük bitkiler hariç. Dağ, bayırda ve tamamen hepsi sulama ve damlama sistemi kurulmuş. Mükemmel olarak ağaçlanma ve yemyeşil oluyor. Şu anda zaten yemyeşil. 2-3 sene sonra o ağaçların bir kısmı daha büyüdüğü zaman organize sanayi pırıl pırıl yemyeşil bir organize sanayi. Allah kısmet ederse 4. etap yaptığımız yeri de aynı şekilde yeşillendireceğiz. Bizim organize sanayimizin şunu, müteşebbisler şunu yemişler. Bir kere bizim organize en büyük avantajlarından biri de su olayı.
Müthiş bir derya suyu var. Şu organizasyonda en az 70-75 tane artezyen var fabrikalarda. 24 saat çekse hiçbiri bitmiyor. Ciddi bir su potansiyeli var burada. O içecek firmasının dev artezyenleri var. Ve çok kaliteli bir su. Yani içilebilecek bir su. Organize sanayine Elazığ dışından bir kez gelen girişimcilerin mutlaka bu bölgeye yatırım yapma kararı aldıklarını anlatan Suat Öztürk, müteşebbislere sağladıkları kolaylıklardan bahsederken yatırımcıları bölgelerine davet ediyor. Elazığ organize sanayide yatırım yapmaya karar veren insan veyahut bir sefer buraya gelirse ayakları yerden kesiliyor. Diğer dışarıdaki yatırımcılar hep öyle oldu. Bir seferliğine görmeye geldiler. Hemen kafalarında soru işareti oldu. İkinci, üçüncü geldi, işi bitirdik. Şöyle, biz bir kere burada sorun hiçbir kamu kurumunda, burada valiliğimiz de bu işte çok destek veren konuda, kamu kurumlarında hiçbir kurumdan bir sıkıntı, engel olmaz bir kere. Biz bu işin içindeysek, hepsi, herkes de bizi iyi tanır. Bizim buradaki yapımızı çok iyi bilirler. Buradaki müteşebbis durumumuzu iyi bilirler. Müteşebbisçi yapacağımız yer. Burada her konuyla gelsin, arsasını verelim, karar versin. Bir hafta sonra inşaata başlıyorsa başlasın. Organize sanayide yatırıma, biz gerçek yatırımcı için konuşuyoruz. Evet. Gelip gerçek yatırım müracaatını edene bir kere arsasında problem yok, arsası mı? Ama yatırım yapacağı miktar kadar. Şimdi öyle insan var ki geliyor diyor ki bana 30 dönüm ver. Tamam, yatırım formatlarını veriyorsun. Nedir? Ben bu işin içindeyim. Bu format 30 dönümlük yer fazla. İleriye dönük arsa verilmiyor. Bakanlık da artık bu işte karşı. Çünkü bakanlık diyor ki sen üretime yönelik veri almış olduğun arsada %25 üretime dönük yapılaşmanı tamamlamamışsan ben sana tapu vermem diyor. Mevzuatta yoktur ama bakan bu konuda bir yıldır gayet ciddi olarak üzerinde duruyor. Şu anda üretime dönük yapılaşmasını yapma, yani 10 bin metrekarelik bir yerde arsa almışsa, 2500 metrekarelik üretime dönük yapılaşma yapmamışsa arsa tapusunu alma mümkün değil. Biz de karşıyız buna. Ha, insanlar eğer yatırım yapıyorsa bana müracaatını yapıyor, arsasını veriyorum, inşaat ruhsatını biz veriyoruz burada. Bir tek şimdi yeni yasayla yapı denetim kurulundan da onay geçiyor. Yapı denetim kurulunda herhangi bir sıkıntısı, problemi olmaması için direkt olarak bizim yetkili mühendis arkadaşlarımız ve yönetimdeki mühendis arkadaşlarımız, teknik olarak ben bizzat müşahit olarak bu işlerde ilgileniyorum. Engel olunmaması, çıkmaması için, sorunu aşmaması için. Bunun dışında hiçbir yok. Bir tek yapı denetimle ilgili dışarıdan bir bağlantısı var, ruhsatla. İnşaat ruhsatını biz veriyoruz. Buranın aşma ruhsatını biz veriyoruz. İSKEN raporlarını biz veriyoruz. Belediyede de bir tek orada milli emlaktan dolayı imar yasasına göre vergilerini yatırıyor. Başka bir şey yok. Bütün OSB'ler ve OSBÜK emlak vergilerinden muaf tutulmasın. Zaten teşvikli olan bir insan harçlardan muaf. Teşvik varsa harçlardan, inşaat harcı, şu bu harcından da muaf. Yani burada hangi kurumda olursa olsun önde engel yok. Çektir, bilmem nedir, şundan. Biz burada her konuda yardımcıyız. Ben... Burada örnekler var. Gezip gördüğünüz zaman da inşaatlara nasıl başlamışlar, hangi aşamada ruhsat almışlar, ne zaman iskan raporunu almışlar, bir engelle karşılaşmışlar. Duayen yönetici, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili 2023 hedeflerinin dünya çapında en az bir marka çıkarmak, ayrıca asgari 1,5 milyar dolar ihracat yapmak olduğunu dile getirirken, bu amaç doğrultusunda yaptıkları çalışmaları da anlatıyor ve Elazığ'ın maden yatakları açısından zenginliğinin 2023 ihracat hedefinde büyük rol oynayacağını belirtiyor. Eğer o sebede veya neresi olursan, bir sizin eğer ARGE olayınız yoksa, bir inovasyon olayınız yoksa, bir hedefiniz yoksa, ileri dönük hedefleriniz, yani günü veya önümüzdeki bir yıl, iki yıl düşünüyorsanız bu çok yanlış bir şey. Bu şekilde organizasyonlarda veya bir organize sanayi bizim 2000 ülkenin, yani bundan 10 yıl evvel ülkenin 2023 böyle bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bir hedefimiz var mı? Biliyorsunuz devlet planlama teşkilatlarında 5 yıllık kalkınma planları yapılırdı. Ben yıllarca onların içinde yaşadım ettim. Biz bunları hep eleştirdik. Kalkınma planına yazmışsınız şu bölgeyi, şu şehri, şunu yapacaklar diye. Ama ortada bir şey yok. Hep kağıt üzerinde. Çünkü diyor masa başında yapıldı bunlar. Ülkenin gerçekleri görülmeden, gezilmeden, Elazığ'ı görmeden hep Elazığ içinde ahkam kesildi. Biz yıllarca Keban Barajı'nın gelirini Elazığ'ın üzerinden milli gelir olarak gördük. Zaman zaman bu dönemlerde de yaşadık. Şu anda teşvikte de Elazığ 5. bölge, organize sanayi 5. bölgede. Elazığ 4. bölge ama OSEB'e
bir üst olduğu için organize sanayide şu anda gelecek yatırımcılar 5. bölge şartlarından faydalanıyorlar. Şimdi burada eğer 2023 hedefimiz bizim de var. 2023 hedefinde ne var? Siz dünya standartlarına, dünya literatüründe siz bir marka yaratmanız lazım. Organize sanayi olarak da bir vizyon kazanmanız lazım. Ve burada mutlaka bir marka çıkartmanız lazım. Bu markaya çıkacağına en azından bizim 2023 hedefinde bir tane markanın dünya ölçeğinde bir markanın oluşması için gayretimiz olacak. Bununla ilgili bazı firmalar var. Bunlar inşallah olacak bunlardan bir tanesi. Bunlardan bir tanesi olacak. Ama bunlar neyle olur? Hep çalışmayla olur. Yani mücadeleyle olur, çalışmayla olur, dünyayla entegreyle olur, dünyayla dolaşmayla olur. Dünyada tanıtımlarıyla ve araştırmalarıyla olur. Tanıtım kanallarına girmelerle olur firmaların. Hem ürün kalitesi olarak hem de insanların ihtiyacına cevap verecek standartlarda bir ürünüyse bunu sen dünyaya tanıtırsın. Hedefimiz bunlardan bu. Organize sanayi olarak da bizim en kötü şartlarda, 2023, biz hayalci değiliz, asgari rakamlarla 1 ile 1,5 milyar dolar ihracat hedefimiz var. İnşallah. Benim bu rakam çok düşük geliyor bana ama biz hayalci değiliz çünkü burası altyapı olarak Elazığ'da maden yatakları ciddi olan bir yer. Krom yatakları Türkiye'nin en zengin kromu. Bakır yataklar var. Ben inanıyorum ki o 2023 hedefinde 1,5 milyar dolar sırf bu maden yataklarından olacak. İnşallah. Mermer, krom ve bakır. Bir kısmı cevher olarak gidiyor. Bir kısmı işte belli bir miktarı ferikromda işleniyor. Ferikrom olarak gidiyor. Yine yarı mamül yurt dışına. Bakırda da yine aynı şekilde işlenerek gidiyor. Cevher olarak gidiyor. Demir cevheri var az bir şey gidiyor. Mermerin büyük bölümü yine de blok ve işlenmiş olarak gidiyor Elazığ'da. Ciddi bir potansiyel var. Ama onun dışında gıdayla ilgili, inşaat malzemelerle ilgili, dökümle ilgili ciddi tesislerimiz var. Bunlar hep ihracata çalışan. Yani Elazığ'da bir de üretim kalitesi var. Bir de üniversitenin burada olması. Beyin takımı var Elazığ'da. Yani bunlar bir avantaj. Meslek yüksekokullarının ve meslek okullarının liselerinin çok olması buradaki kalifiye birçok yerlerde kalifiye elemanında daha sıkıntı vardı. Burada da elbette ki var bazı sektörlerde ama diğer illere göre daha iyi durumdayız. Çünkü üniversitenin aşağı yukarı 35-40 bin nüfusu var. Talebesi var. Öğrencisi var. Bu daha da artacak. Birçok teknik bölümler bir kere var. Üniversite sanayi organizasyonuyla ciddi ilişkiler içindeyiz. Yani onun için Elazığ cidden bütün gelenler, insanlar da bunu söylüyor. Dışarıdan gelen de Elazığ OSB'sinin bir yıldızı parlıyor şu anda. Parlayan yıldız halinde. Önümüzdeki 3-4 yılda bu yeni açacağımız alanla beraber, yani orada 230 hektarlık bir alan, aşağı 200-220 tane parsel olacak orada. Yani şu anda 110 tane çalışan fabrikamız var. Bunun 12-13 tanesi de bu sene herhalde yeni faaliyete girecekler. Bir de 3-5 tane böyle atıl olan, onları inşallah üretime geçirtirimiz zaman organize sanayide fazla atıl fabrika da yok bizde. Bir kere bizim organize sanayimizde depo olayı yok. Bir tane var. Biz organize sanayide tesislerimizi depo olarak kullandırmıyoruz. Hayır, şöyle, bazı organize sanayilerde boş adam kira vermiş depoculara. Üretim yok. Biz buna kesinlikle müsaade etmiyoruz. Üretim yoksa depo olayı yok. Suat Öztürk, ülke ekonomisini değerlendirirken son dönemde yakalanan istikrar sayesinde ekonomik açıdan eskiye nazaran daha iyi durumda olduğumuzu belirtiyor. Başarılı iş adamı ayrıca büyük şehirlere göç vermemeleri için bölgelerinde daha fazla istihdam alanı açmaları gerektiğini de anlatıyor. Ve devlet erkanından bu konuda destek istiyor. Geçmiş dönemler çok şeyler yaşadığımız için günübirlik, saatlik, işte haftalık, aylık değişen ekonomik sistemlerden geçen insanlar olarak Elazığ'daki esnaf tüccar da aynı durumda olduğu için biz şunu diyoruz. Tabii ki bir trend var. Dünyada böyle krizlerin altında Türkiye'de belli şeyler. Ben Avrupa'da çok sık geziyorum. İş yerlerim de var orada. Sektörden dolayı. Yani mermer sektörünün içindeyim ben. Oralardaki sıkıntılarla bildiğim için bizim oradan dışarıdan daha iyi görülüyor. Gittiğimiz zaman ya Türkiye çok iyi diyorlar o insanlar. Niyet çünkü gerçekten öyle görünüyor. Türkiye'de bir memur maaşı için, emekli maaşı için şurada indirim yapıldı, burada indirimde hareket yok, bilmem ne yok, ya iş görenler yok, banka batmadı. Bunları biz açtık geçtik diyoruz. Biz bunlardan tecrübe kazandık, artık bir önümüze bakıyoruz, sağlam ayaklarımız yiyelim. Sıkıntılar var mı? Elbette ki sıkıntılar var. Elbette ki sıkıntılar var. Ama biz artık bu şu son rüzgar, şu güzel bir günler de önümüzde inşallah. Batı'da ne uyguluyorlarsa buralarda da aynısını yapsınlar. Batı'da hangi standartlarda, hangi bilançolara ve standartlarda ücret kredilerini ve yatırımları destekliyorlarsa buralarda desteklesin. Buralar bu ülkede bu yıllarca geçmişte bunlar çok yapıldı, bu bölgelere sıkıntı yarattı. Biz buradan göçü ancak
İstihdam burada yaratırsak göç önleriz. Bu problemler ancak böyle çalışır. Yani yıllarca belli versiyonlar uygulandı, çözülemedi. Çözüldü, geçici çözümler oldu. Artık bunların insanın aşıyı, ekmeğini, çoluk çocuğunun istihdamı, sosyal imkanlar buralarda yaratırsa niye gitsin İstanbul'a ya? Niye gitsin İzmir'e, Ankara'ya? Buradaki arazisi, toprağı işlenmesi lazım. Bunlara imkan verilmesi lazım. İnşallah bu süreçte yeni programlar hazırlıyor. Bunlar da verilecektir. Biz daha elimizden geldikçe destek vereceğiz. Bu bölgedeki yatırımcılar desteklenmesi lazım. İkincisi kamu kurumları. Başbakanlık bunun üzerine çok iyi durması lazım. Duruyorlar bir kısmı ama durmaz. Kamu kurumları özellikle bu bölgelerde üretim yapan firmaların malı varsa ve mutlaka bu bölgedeki yatırımlarda veya kullanılacak malzemelerde o bölgenin üretimlerini kullanmaları lazım. İnşaat sektörü için özellikle diyorum. Altyapılar için. Yani bu bölgede boru üretiliyorsa niye gelsin Bursa'dan boruya? Yani bir yapıştırıcı, kimyasal, yalıtım malzemesi bu bölgede onlarca fabrika varken bunun niye o taraftan gelsin? Siz destekleyin bu üretimler, bu yatırımlar büyüsün. İnsan 50 kişi çalıştırıyorsa 80'e çıksın, 100 çalıştırıyorsa 150'ye çıksın. Sizin burada her çalıştıracağı insan batının yükünü alıyor. Bunu artık herkes aklını başına toplayıp bunun bu mantıkla bakması lazım. Burada her çalıştırılacak fazla insan oraya göç edip orada insanların başına yeni yatırım, altyapı yatırım maliyeti getirmeye yönler. Röportajımızın finalinde ekibimize teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk son olarak sloganlarını yineleyerek kendisiyle gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbeti noktalıyor. Ben şunu söyleyeyim, sizler burada ATV olarak gelip bizi ziyaret etmeniz, sizi burada görmeniz, Elazığ'ın organize sanayisini Türkiye'ye, yurt dışına tanıtma konusunda destek olduğunuz için sizlere ve arkadaşlara hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi günlerle yeniden karşılaşmak üzere bizi izleyen bütün seyircilere de Elazığ'a yine diyoruz, yatırımı hatır gönül için yapma değil, kazanmak için her imkan var Elazığ organize sanayisinde ve bu imkanları iyi değerlendirin. Ve bizlere her zaman için ulaşın. Web sayfamız çok dolu dolu. Çok güzel bir kaliteli web sayfamız var. Oradan çok iyi. Elazığ Organize Sanayi olarak girdiğiniz zaman Google'dan her zaman için her şeyle karşılaşabilirsiniz. Ben herkese, bütün insanlara bugün burada olduğunuz için teşekkür ederim ve bütün insanlara da saygılarımı sunuyorum. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki izlenimlerimizi sürdürüyoruz ve Hayat'la beraber mikrofonlarını bu kez Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Dr. Ahmet Orhan'a uzatıyoruz. Aynı zamanda Fırat Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Yardımcı Doçenti olan Dr. Orhan, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımcılar için avantajlarından bahsediyor. Yatırımcının özellikle yine bölgesel rekabet endeksine göre geri kalmış olan illerde yatırım yapabilmesi için bazı avantajların ortaya konulması gerektiğini düşünüyoruz. Devletin yapmış olduğu teşvik sistemleri bunlar için bir araç. Elazığ teşvik sisteminde 4. bölgede ama organize sanayi bölgesi olarak 5. bölgedeyiz. Bunun sağlamış olduğu çok önemli avantajlar var. Tabii bu teşvik avantajlarının dışında önemli olan yatırımcı bir ilde ne için yatırım yapar, bunu çok iyi belirlemek gerekiyor. Özellikle ihracat hedefi olan sektörlerde limana uzak olan illerin bir kere başlangıçta rekabet dezavantajı var. Bunu avantaja nasıl dönüştürürüz? Bu noktada yapılan çalışmalarla Elazığ Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yine Ankara'dan sonra pek az ilimizde olan demiryolu yükleme boşaltma istasyonu ve aynı zamanda burada bir lojistik merkez oluşumunu sağladık. Bunun hedefimiz şu: Mersin Limanı'na Elazığ'dan karayoluna göre taşımacılıkta %45'lik bir avantaj sağlamak. Bu da limana yaklaşık 150 kilometre ildeki, uzaklıktaki bir ilin namlun giderleriyle bize büyük avantaj sağlayacak. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi ile yardımcı doçentlik görevini sürdürdüğü Fırat Üniversitesi'nin özellikle kalifiye eleman açısından yaptıkları ortak çalışmaya da değinen başarılı akademisyen, Elazığ'ın çeşitli projelerde almış olduğu başarıları da anlatıyor.
organize sanayi bölgesi içerisinde Fırat Üniversitesi'nin Elazığ Organize Sanayi Meslek Yüksek Okulu faaliyet göstermekte. Bu Meslek Yüksek Okulu içerisinde 5 tane bölüm var. Ve bu 5 bölüm doğrudan doğruya bizim sanayideki 5 sektörümüzün ara eleman ihtiyacını karşılıyor. Hedef orada yaklaşık 8 sektöre çıkabilmek ve 8 sektördeki ara eleman ihtiyacını giderecek organizasyonları tamamlayabilmek. Yaklaşık bir hafta önce faaliyete almış olduğumuz Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinasyon Birimi de Türkiye'deki yaklaşık 10-12 organize sanayiden bir tanesi haline getirdi organize sanayimizi. Elazığ mevcut yapısı itibariyle Avrupa Birliği projelerinde, TEKMET projelerinde, Sanayi Bakanlığı projelerinde, TÜBİTAK projelerinde hakikaten belirli noktalara taşınmış bir il. 2007 yılındaki İPA projelerinde Elazığ ili KOBİ'nin yapmış olduğu projelerde Avrupa Birliği projelerinin Türkiye yedincisi oldu. Bu da bu ilin hakikaten bu işe uygun bir altyapısı olduğunu gösteriyor. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Dr. Ahmet Orhan da tıpkı Başkan Suat Bey gibi kendisiyle yaptığımız söyleşimizi Organize Sanayi Bölgesi'nin meşhur sloganı ile bitiriyor. Mevcut yapıyla biz artık sanayicimizi yatırıma değil kazanmaya davet ediyoruz. Yapacağımız işler ve projelerle biz yatırımcısını kazanmaya davet eden bir organize sanayi haline geleceğiz. Ve sloganımız da şu: sizi yatırıma değil kazanmaya davet ediyoruz.